Merhabalar, İki Çay Bir Açık programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ile beraberiz. Nevin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Lütfiye Hanım. Kısaca sizi tanıyalım. Hangi tür davalara bakıyorsunuz? Lütfiye Hanım, ben 1998 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2000 senesinden beri İstanbul Bakırköy'de serbest avukat olarak çalışmaktayım. Genelde boşanma ve ceza davaları, ağır ceza davaları üzerine çalışmaktayım. Hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında, yani karakol, savcılık, sorgu aşaması olduğu gibi aynı zamanda dava takibi, temyiz, yargıtay, istinaf aşamasında da çalışmaktayım, devam etmekteyim. Evet. Boşanma davaları hangi sebepler, gerekçeleriyle açılabilir? Evet. Lütfiye Hanım, boşanma davaları genelde belli bazı sebeplerin olmuş olması gerekiyor. Örneğin evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması sebebine dayanarak açılmış olabileceği gibi, zina nedeniyle açılabilir. Bunun dışında terk nedeniyle açılabilir. Bir akıl hastalığı varsa akıl hastalığı sebebiyle açılabilir. Hayata kast nedeniyle açılabilir. Şiddet görme nedeniyle açılabilir. Kötü muamele görmüş olmadan dolayı açılabilir. Bunlar zaten özel sebeplerdir. Bunlardan dolayı açılamazsa ve şahıslar, iki kişi birbiriyle anlaşamıyorlarsa evlilik birliğinin temelden sarsılması dediğimiz genel sebeple de boşanma davası açılabiliyor. Evet. Peki kaç çeşit nafaka? Evet. Nafakalar Lütfiye Hanım, şöyle, iştirak nafakası dediğimiz bir nafaka türü var. Bu çocuklar için bağlanmış olan bir nafaka türüdür. Çocuk 18 yaşını bitirinceye kadar bunu almaya hak eder. Bunun dışında tedbir nafakası dediğimiz bir nafaka da vardır. Tedbir nafakası da davayı açtığınız andan davanın bittiği tarihe kadar olan nafaka türüdür. Dava bittikten sonra da eğer hakim sizin nafakaya ihtiyacınızın olduğuna, maddi olarak da bu evliliğin bitmiş olmasından dolayı mağdur olacağınıza kanaat getirirse de yoksulluk nafakası dediğimiz nafakayı size bağlayabilir. Yani tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası olmak üzere 3 çeşit nafaka türümüz vardır. Bir de yardım nafakası var, ama o yardım nafakası daha çok boşanma davalarında değil de hani ihtiyacı olan, mesela yakın akrabanız, üst derece veya alt derece yakın akrabanızın müşkül durumda olmasından dolayı size karşı açabileceği bir dava türüdür. Evet. Peki bu nafakalar ödenmediği takdirde cezası var mı? Evet Lütfiye Hanım, şimdi nafakayı ödemediği zaman vatandaş ya da ödenmediği zaman ne yapılabilir? Ödenmediği zaman nafaka kararı ister ara karar olarak verilsin, yani mahkeme dava bitmeden size ara karar olarak bunu takdir etmiş olsun, ister dava bittikten sonra takdir etmiş olsun, o kararı alıp icraya verebilirsiniz. İcraya verdiğiniz zaman borçlunun eline tebligatı gönderiyorsunuz. Borçlunun eline tebligat geçtikten sonra bir ay içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı takdirde siz bu nafaka kararını alıp icra mahkemesi hakimine şikayet edebiliyorsunuz ödemeyen borçluyu, ve en fazla 3 ay hapis cezası var bunun. 3 aylık tazik hapsi dediğimiz bir cezaya çarptırılabilir borçlu. Maddi manevi tazminatın koşulları nelerdir? Maddi manevi tazminatta Lütfiye Hanım, burada hakim bu maddi tazminatı şöyle takdir ediyor. Yani bu evliliğin bitmesinde siz asıl kusurluysanız, hani kusur oranına bakıyor hakimlerimiz. Evliliğin bitmesinde kadın mı erkek mi daha fazla kusurlu? Davayı açan tarafın hiçbir önemi yok. İster hani vatandaşlarımızın o konuda yanlış bir bilgisi var. Hep de mesela boşanma davalarında bize soruyorlar. Davayı avukat hanım, hani biz mi açalım, eşimiz mi açsın, hiç fark etmiyor. Davayı açan taraf hangi taraf olursa olsun hakim şahitlerin beyanlarına bakar, delillere bakar. Hiç önemi yok hangi tarafın açmış olmasının. Sizin kusur oranınıza bakar. Sizin o evlilikte kusurunuz daha fazlaysa siz o davayı kaybedersiniz. Ama sizin kusurunuz karşı taraftan daha azsa ve siz bunu ispat edebiliyorsanız delillerle, siz o davayı kazanabilirsiniz ve hakim kusur oranına göre takdir ediyor tazminat miktarını. Maddi manevi tazminatı ona göre takdir ediyor. Maddi tazminat evliliğin boşanmayla neticelenmesi sebebiyle mağdur olma durumu varsa şahsın maddi tazminat takdir ediyor. Manevi tazminatta yani o evlilik içerisinde diyelim bayan adına mesela konuşayım, mağdur olmuştur, hakarete uğramıştır, şiddete uğramıştır, aldatılmıştır. Bu kişinin manevi olarak yıpratılmış olmasından dolayı ona bir yıpranma payıdır. Yani kesin olarak bunları ispat edebilirseniz maddi ve manevi tazminatı alabilirsiniz. Peki nafaka azaltılıp artırılması söz konusu olabilir mi? Lütfiye Hanım. Şimdi nafakalar artırılabildiği gibi azaltılabilir ve tamamen de kaldırılabilir. Mesela hakim size nafaka takdir etti diyelim. Siz bu nafakayı ilerleyen yıllarda enflasyon oranı veya ödeyecek olan eşinizin maddi durumunun artması ve sizin ihtiyaçlarınızın çoğalması, mesela çocuğunuz vardır, çocuğunuzun eğitim masrafları, dershane masrafları, servis masrafları veya kiranızın artmış olması, bunları hepsini bir gerekçe göstererek nafakanın artırılmasını isteyebilirsiniz. Aynı şekilde mahkeme nafaka takdir etmiştir diyelim bayan lehine. Erkeğin de maddi durumu azalmış olabilir. Çalışmış olduğu iş yerinden çıkmış olabilir. Farklı bir işe girmiş olabilir ve oradaki maaşı daha düşük olabilir. Bu kez de erkek tarafı mesela örneğin şey yapabilir, yani nafakanın azaltılması için dava açabilir veya şartları tamamen kalkmış olabilir. Diyelim ki hakim yoksulluk nafakası takdir etmiştir lehine, yani kusursuz olan veya daha az kusurlu olan eş lehine. O nafaka siz haysiyetsiz bir yaşam sürüyorsanız, mesela farklı bir insanla yaşıyorsanız, bir yaşantınız varsa veya ölüm halinde de bu yoksulluk nafakasının kaldırılması mümkün olabiliyor Lütfiye Hanım. Evet. Boşanmalarda mal paylaşımı nasıl olmalı? Evet. Boşanmalarda mal paylaşımı 1 Ocak 2002 senesinde Lütfiye Hanım bir medeni kanunumuzda bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre 1 Ocak 2002 senesinden önce alınmış olan mallar kimin üstüne kayıtlıysa o kişinin üstündeydi. Yani tapuda kimin üstüne kayıtlıysa o kişi adına kayıtlı olarak, yani dava açıldığında kimin üstüne kayıtlıysa onun üstüneydi. Ancak 1 Ocak 2002'den sonra mal paylaşımı sisteminde bir değişiklik yapıldı ve buna göre edinilmiş mallara katılma rejimi olarak bir sistem benimsendi. Buna göre de kişilerin kişisel malları ve çalışma karşılığı elde etmiş olduğu mallar olarak ikili bir ayrım yapıldı. Örneğin sizin evlenmeden önce almış olduğunuz mallar hiçbir şekilde eşiniz bunda herhangi bir yasal olarak hak iddia edemiyor. Evlenmeden önce alınmış olan mallar kişisel mal olarak adlandırılıyor ve bu mallarda eşiniz herhangi bir hak iddia edemiyor. Aynı şekilde miras yoluyla size kalmış olan bir mal olabilir. Miras yoluyla kalmış olan mallar da sizin kişisel malınızdır. Bir de mesela diyelim ki manevi tazminat davası açtınız ve manevi tazminat davasını kazandınız. Kazandığınız manevi tazminat sizin kişisel malınızdır. Edinilmiş mal dediğimiz paylaşıma dahil olacak mallardır. O da siz çalışmışsınızdır, belli bir birikiminiz vardır veya çalışma karşılığı almış olduğunuz ücretler, bunların hepsi mal paylaşımı davasında uzman bilirkişiler tarafından hepsi tek tek kayıt altına alınıp paylaşıma dahil edilecektir. Bir de mesela sosyal güvenlik kurumlarının, sosyal yardım kurumlarının, SGK'nın size toplu olarak yapmış olduğu bir ödeme varsa bunlar da edinilmiş mal kapsamına girmekte. Bir de maddi tazminatlar, yani sizin bir kişiye karşı açmış olduğunuz bir maddi tazminat davası varsa oradan kazanmış olduğunuz maddi tazminat sizin edinilmiş malınız olarak kaydedilecektir ve bilirkişiler, bu konudaki uzman bilirkişiler rapor düzenleyecektir ve mahkemelerdeki hakimlerimiz de bu rapora göre karar verecektir. Evet. Peki çocuk velayeti konusunda hakimler neye göre karar verir? Kız çocuk anneye, erkek çocuk babaya verilir diye biliyoruz. Fakat bunlar zaman zaman bazı kararlarda değiştiğini görebiliyoruz. Neye göre o kararlar? Şimdi boşanmalarda velayet konusunda halk arasında çok yanlış bir inanış var. Kız çocuk anneye, erkek çocuk babaya verilir diye. Yani hiçbir şekilde bu hani doğru değil. Biz de uygulamada boşanma davalarında sık sık bu yanlış inanış olduğuna şahit oluyoruz. Mahkemede hakim evlilikte kim kusurlu kim kusursuz ona bakar. Yani eğer çocuk çok küçükse, yani 7 yaşından küçükse, annenin de bariz bir aldatma eylemi yoksa dosya içerisinde anneye verme eğiliminde, mesela 0-2 yaş çocuk, 7 yaşına kadar olan çocuklar genelde anne bakım ve şefkatine muhtaç oldukları için anneye verme eğiliminde hakimlerimiz. 7 yaşından sonra ise genelde çocuğun da fikrini uzman pedagoglar var. Pedagoglar çocukları dinliyorlar, anneyi babayı dinliyorlar ve hangi tarafta kalmasının daha uygun olduğuna kanaat getirirse raporunu mahkeme hakimine sunuyor ve hakim pedagogun vermiş olduğu rapora göre karar veriyor. Lütfiye Hanım, zaten 7 yaşın üstündeki bir çocuk kendisini ifade edebilecek yaşta olduğu için pedagoglar anne ve babanın olmadığı bir ortamda, onların görüşme odalarında pedagog dinliyor, çocuğu da dinliyor, anneyi dinliyor, babayı dinliyor ve rapor düzenliyor. Annenin bariz bir kusuru yoksa, dediğim gibi 7 yaş altı çocuklar genelde anneye, 7 yaş üstü de çocuğun fikri de alınarak anne ya da babaya veriliyor. Tabi burada anne şöyle bir yanlış inanışa kapılmasın, ben çalışmıyorum, ben bu çocuğun velayetini alamam diye düşünmesin. Yani eşinin maddi durumu varsa zaten hakim nafaka bağlayacaktır. Hakimin bağlamış olduğu nafakayla anneye de verilebiliyor yani çocuk. Evet. Anlaşmalı boşanmanın koşulları nelerdir? Anlaşmalı boşanmada Lütfiye Hanım, evlilik birliğinin bir seneyi doldurmuş olması gerekiyor. Yasal koşuldur bu. Evlilik eğer bir seneyi doldurduysa karı ve koca birlikte mahkemeye müracaat edebilirler. Bir protokol düzenlerler. O protokolle anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtebilirler. Anlaşmalı boşanmada tanığa gerek yok. Yani iki taraf biz boşanmak istiyoruz diye bir dilekçe yazıp şahide de gerek yok. Protokollerini mahkeme hakimine sunarlar. Mahkeme hakimi o protokolle bağlı değil. Yani sizin yapmış olduğunuz protokolde bir çocuk varsa örneğin, çocuğun menfaatlerini de dikkate alarak mesela velayet konusunda annede mi kalacak, babada mı kalacak, o konuda kendisi de yani müdahil olabiliyor. O da diyebilir ki hani bu çocuğun annede kalması daha uygundur, babada kalması, anlaşmalı da olsa o konuda müdahil olabiliyor. Bir seneyi doldurmadıysa anlaşmalı olarak boşanmak mümkün değil. Mutlaka tanık dinletmemiz gerekiyor Lütfiye Hanım mahkemelerde. Diyelim ki açtınız boşanma davasını bir seneyi doldurmadan, hakimlerimiz o davayı reddetmiyor. Diyor ki bana diyor şahitlerini getir diyor. O süre içerisinde maalesef dosyaların yoğunluğundan dolayı duruşma günleri çok uzun tarihlere atılıyor. Zaten o tarihten sonra da sizin bir seneniz dolmuş oluyor ve anlaşmalı olarak da boşanabiliyorsunuz Lütfiye Hanım. Peki, iki çay bir açığın sonuna geldik. Nevin Hanım, söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alalım. Lütfiye Hanım, davet ettiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir program oldu. Söylemek istediğim şu, maddi durumu olmayan insanlarımız bulundukları her ilde barolarımızın adli yardım büroları var. Adli yardım bürolarına fakirlik kağıdı, ikametgah senedi ve bir adet nüfus cüzdanıyla müracaat edebilirler. Boşanma davaları için buradan bir avukat talep edebilirler. Avukatlar bu tür durumlarda adli yardım hizmetiyle görevlendirildiklerinde herhangi bir ücret almıyorlar. Hatta mahkeme harçlarından da adli yardım talepli olarak müracaat yaparlarsa hiçbir şekilde harç ödemeden davalarının takibini yapabilirler. Mutlaka bir avukat yardımından yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Bu bütün konular için geçerli, evet, sanırım. Evet. Genelde boşanma, nafaka, velayet o tür davalar için veriliyor ama diğer durumlar için de ceza davaları için de CMK merkezlerine müracaat edebilirler barolarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İki çay bir açığın sonuna geldik. Yeni konu ve konuklarımızla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.